Bildiğiniz gibi günümüzde çoğu şehirde trafik ciddi bir sorundur. Bir trafik sıkışıklığında hem vakit kaybı yaşarız hem de psikolojik olarak yıpranırız. Hyperloop, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk tarafından 2013'te bir konsept olarak yolcu ve kargo taşımacılığı için önerilen ultra yüksek hızlı bir kara taşımacılığı sistemidir. Ulaşımda devrim yaratması beklenen Hyperloop, yani hız yuvarı teknolojisini geliştirmek için firmalar arasında kıyasıya bir rekabet var. Richard Branson'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Virgin Hyperloop One firması, bu teknolojide kullanılacak ekipmanları birkaç yıldır geliştirmeye çalışıyor. Eğer proje hedefine ulaşabilirse Hyperloop teknolojisiyle saatte 1220 km hızla seyahat etmek mümkün olabilecek. Hyperloop, kapsüllerin sesten biraz daha yavaş subsonik hızlarda düşük basınçlı bir tüpte hareket ettiği, hız ve verimliliği artırmak için sürtünmeyi ve hava direncini azalttığı bir kavramdır. Yıldırım hızlı yolculuk sunmanın yanı sıra ölümcül araba kazalarını azaltabilir, uzaklarda yaşayan insanları birbirine bağlayabilir ve sürdürülebilir bir gelecek yaratabilir. Hyperloop, vakumlu bir tüpün içerisinde bulunan kapsülün manyetik alan teoremlerinin yardımıyla hızlı bir şekilde hareket etmesi prensibine dayanıyor. Aslında bunu şöyle de düşünmek mümkün. Bildiğimiz su hatları için döşenen beton çünklerin içerisinde bir tüp vasıtasıyla yolculuk yaptığınızı düşünün. Sistem büyük metropollerde yoğun nüfuslu bölgeleri birbirine bağlayan sızdırmaz ve kısmen boşaltılmış borulardan ve temassız kaldırma ve tahrik sistemleri ve düşük aerodinamik sürtünme sayesinde çok yüksek hızlarda hareket edebilen kapsüller olarak adlandırılan basınçlı araçlardan oluşur. Bu sistemle orta mesafelerde seyahat süresi mevcut bağlantılara kıyasla önemli ölçüde azaltılabilir. Hyperloop teknolojisi Japonya'daki maglev yüksek hızlı trenleri ile benzer teknolojiyi kullanıyor. Trenin elektromanyetik levitasyonu raylarda çalışan geleneksel trenlerin aksine sürtünme olmadığı anlamına gelir. Başlangıçta yolcu taşımacılığı için düşünülen Hyperloop konseptine ek olarak sonradan kabul edilen yük taşıma fikri popülaritesi artmaya başladı. Bu öneri, trafik akışlarını iyileştirerek yol ağlarından kargo alma potansiyeline de sahiptir. Günümüzdeki toplu taşıma araçları eskimiş ve bakım maliyetleri artmıştır. Ayrıca insanların beklentilerini karşılayamamakla birlikte havayı da olumsuz etkilemektedir. Bu ve bunun gibi birçok soruna çözüm üreten Hyperloop ulaşımın daha güvenli, daha hızlı ve daha verimli olduğu bir sistemdir. Hyperloop, 4 geleneksel kargo taşımacılığı aracına karşı yarışacak. Uçak, tren, kamyon ve gemi. Bununla birlikte Hyperloop'un doğası gereği bu pazarlardan herhangi birini önemli ölçüde bozması pek olası değildir. Birkaç örneği inceleyecek olursak trenler, demir yollarında ağır ve büyük yükler için en etkili araç olduğu için Hyperloop'un düşük yük taşıma kapasitesi geleneksel trenleri yerine almak için zorluklar oluşturacaktır. Hava ulaşımında ise uçakların menzili Hyperloop'un maksimum verimlilik eşiği olan 800 km'yi büyük ölçüde aşıyor. Bu nedenle Hyperloop'un orta menzilinin uzun mesafeli uçuşların yerini alması pek olası görünmüyor. Karayolu ile yük taşımacılığına odaklanırsak çoğu kamyon bir gün içinde uzun bir menzili kat edebilir. Çoğu mal için bir gün içinde teslimat tamamen kabul edilebilir ve daha kısa vadeli teslimat için daha sınırlı bir pazar var. Ayrıca eğer kargo taşımacılığında kullanılırsa Hyperloop'un her iki ucunda kamyonlar gerekli olacaktır. Bu da sadece bazı bölgelerdeki karayolu trafiğini artıracaktır. Deniz ulaşımında ise okyanuslar üzerinde gemilerle taşınan kargo son derece yavaş olma eğilimindedir. Bununla birlikte Hyperloop sistemi şu anda su altında veya su yüzeyinde hareket edebilen tüpler oluşturmak için mevcut teknolojiye sahip değildir. Hyperloop, temiz ulaşım söz konusu olduğunda doğru yönde atılmış bir adımdır. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan Hyperloop, sıfır emisyon kullanımına sahiptir ve böylelikle çevreye hiçbir zarar oluşturmaz. Bu sistem için 200 milyon dolardan fazla güneş panelleri gerekli olacak ve tüpün üst kısmı boyunca yerleştirilecektir. Enerji daha sonra kolay erişim için kapsüllerdeki pillerde rahatça saklanacaktır. Gelelim bu inanılmaz bir hıza sahip ulaşım sisteminin yolculuk sürelerine. Hyperloop, Londra'dan Edinburgh'a yolcuları yarım saat kadar bir süreyle ulaştırmayı planlıyor.
Normal şartlarda bu mesafe trenle 4 saatten biraz daha fazla sürmektedir. Ülkemiz için düşünürsek Ankara-İstanbul arası tahmini süre gelecekte hayata geçirilmesi planlanan Hyperloop sistemine göre 29 dakikadır. Aynı uzunluktaki yol karayolu ile gidildiğinde ise en az 4 saat 6 dakika olarak ölçülmüştür. Her şeye rağmen bu videonun yayınlandığı tarihten birkaç gün önce Virgin Hyperloop şirketi insanlı testlere başladılar. Vakumlu bir tüp içerisinde ilerleyen süper hızlı trene binen iki görevli saatte 172 km kadar hıza ulaştı. Tamamlandığında insan ve kargo taşımacılığında bir devrim yaratacağı öne sürülen Hyperloop, havayolu şirketi uçağından 2 kat, hızlı trenden ise 4 kat daha hızlı demek. İlk kez iki insan yolcu Nevada çölünde neredeyse havasız vakum ortamında bir tünelden saatte 170 km hızla gönderilen Virgin Hyperloop kapsüllerinden birinde seyahat etti. 15 saniyelik test 500 metrelik beton boruda gerçekleştirildi. Sistem tam olarak gerçekleştirildiğinde test için kullanılan kapsül daha büyük olacak, 28 yolcu kapasitesi ve daha uzun bir pist ile saatte 1200 km kadar yüksek hızlara ulaşmayı hedefleyecektir. Projenin önündeki en büyük engel ise masraflar. 6 kilometrelik test parkurlarının 15 milyon dolarlık bütçesi, Los Angeles ve San Francisco arasında yapılacak bir Hyperloop ulaşım sistemi ise Elon Musk'ın da hesaplarına göre 6 ila 10 milyar dolarlık bir yatırım gerektiriyor. MIT'den Havacılık ve Uzay Yolculuğu Profesörü John Hassman, Hyperloop teknolojisinin arkasındaki bilimin sağlam olduğunu ama asıl sorunun projeyi diğer ulaşım yöntemleriyle rekabet edecek şekilde ucuza mal edebilmek olduğunu belirtiyor. Bu teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek için video açıklamasındaki linklerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Tesla şirketinin bu teknoloji hakkında yayınladığı bilgilendirme kitabının PDF'ine de açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Bunun gibi yenilikçi videoların gelmesini istiyorsanız abone olup bana destek olmayı lütfen unutmayın.